Merhabalar sevgili seyirciler. Kadınların, çocukların ve LGBT artıların mor gündeminde yeniden birlikteyiz. Gündem oldukça yoğun ama önce birkaç başlığı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde sporcu olan 4 genç kadın, kendilerini tacizde bulunduğu iddiasıyla karate antrenörü olan Mustafa S. hakkında şikayetçi oldu. Mustafa S. gözaltına alındı ve ifadesine başvuruldu. Şu anda tutuksuz bir yargılama süreci başlamış durumda. Geçtiğimiz hafta kamuoyunda Eryaman davası olarak bilinen davanın ikinci duruşması görüldü. Neydi Eryaman davası? 2006 yılında Ankara'da Eryaman'da trans kadınlara sistematik olarak saldırı ve şiddette bulunan bir çetenin yargılandığı davaydı ve en son orada verilen cezalar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay tarafından bozulan cezalarla ilgili duruşmaların ikincisi görüldü 30. Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta. Pembe Hayat Derneği'nin yaptığı çağrıyla LGBT artı aktivistleri ve aynı zamanda da Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay da davayı izledi. Ancak pandemi bahanesiyle duruşmaya kimse alınmadı. Duruşmanın ertelenmesinin ardından dışarıda açıklama yapmak isteyen Pembe Hayat Derneği ve diğer katılımcılara ise maalesef polis izin vermeyerek katılımcıları darp etti. Davayı takip etmeye biz de devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararnamesiyle çıkma girişiminin ve bunun için verdiği tarih olan 1 Temmuz'a yaklaşırken İstanbul Sözleşmesi'ni uygula kampanya grubu olan kadınlar bir açıklamayla bir aylık bir yoğun kampanya sürecine girdiklerini açıkladılar. Yaptıkları açıklamada özellikle şiddet faili erkeklerle faili meçhul kadın cinayeti yoktur diyenlerin, aynı zamanda mafya devlet hesaplaşmasını kadın bedeni üzerinden sürdürmeye çalışanların İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilelim diyenlerle aynı kişiler olduğu söylendi ve buna ek olarak da Nadira Kadirova'nın AKP milletvekili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunması, benzer bir şekilde Yelda Kaharman'ın yine AK Parti milletvekili Tolga Ağar'ın evinden çıktıktan sonra ölü bulunması, Gülistan Doku'nun ise hala akıbetinin bile bilinmiyor olması hatırlatıldı ve devletin kadınları ve LGBT artıları korumakla yükümlü olduğu, bu yükümlülüğünden kaçmakta, bundan caymaktaki ısrarının ancak kadınların hayatından vazgeçmek anlamına geleceğini ve katilleri sevindireceğini de belirttiler. Kampanya grubu ilk olarak Musa Orhan'la ilgili bir video yayınlayarak başladı kampanyasına ve devamında Yelda Kaharman ve benzer cinayetlerle ilgili videolar yayınlamaya devam ediyor. İlginç bir şey oldu Musa Orhan videosu yayınlandıktan sonra. Siz de hatırlayacaksınız, uzman çavuş Musa Orhan İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmuş ve devamında İpek Er'in intiharına neden olmuştu. Bununla ilgili kampanyada oyuncu Ezgi Mola da bir tweetle tecavüzcü şerefsiz ifadesini kullandı Musa Orhan hakkında ve Musa Orhan da bundan dolayı hakaret davası açtı 2 yıl 4 ay ceza istemiyle. Uzlaşma girişiminde özür dilemesi istenen Ezgi Mola özür talebini de kabul etmedi. Daha da ilginci Ezgi Mola'ya destekte bulunan ve destek veren 16 kişi hakkında aralarında gazeteci ve oyuncuların da bulduğu 16 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı zincirleme bir şekilde. Hacettepe Üniversitesi araştırma görevlisi Dr. Pınar Öztürk ve sanatçı Aslı Tanrıkulu birlikte bir sergi açtı. Futbolun Nesi Güzel başlıklı sergi özellikle futboldaki cinsiyetçi yaklaşımları ve cinsiyet eşitsizliğine dair farkındalık yaratmayı ve bir taraf oluşturmayı hedefliyor. Mart'tan beri açık olan sergi 25 Haziran'a kadar da Ankara'da Göte Enstitüsü salonunda izlenebilecek. Başka bir haberimiz var. Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, kısaca KAPI isimli grup 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan muhtarlık seçimleriyle ilgili kadın muhtarların daha fazla seçime katılması ve temsiliyetlerinin arttırılmasıyla ilgili bir kampanya yürütüyor. Özellikle 19. yüzyıldan beri olan muhtarlık müessesesi diyelim, burada kadın temsiliyetinin neredeyse yok olduğunu da söylüyorlar. Birkaç ilginç rakam da vermişler. Mesela 2014 seçimlerinde 1.3 kadın muhtar oranı, bu sayı 2019'da %2.14'e yükselebiliyor ancak.
Sayı olarak da 2021'deki kadın muhtar sayısı 1121. Toplam muhtar sayısı ise 50.284. Gerçekten yok denecek kadar düşük bir temsiliyet. Son haberimiz Haziran ayının kendisiyle ilgili. Haziran ayı LGBT artılar için ayrı bir anlam taşıyor. Dünyanın her yerinde ve ülkemizde de LGBT artı hareketi ve destekçileri onur yürüyüşleri düzenliyorlar. Dünyada Stonewall ayaklanmasıyla başlamış olan Amerika'daki New York'ta eyaletinde bir barda, eşcinsel bara, Stonewall Inn isimli eşcinsel bara polis baskınından sonra başlamış olan direniş ve eylemlerin daha sonra tüm dünyadaki LGBT artı harekete ilham vermesi ve o gün başlamış olan isyanın aslında sonrasında milyonlarca insanın kimlik ve varoluş mücadelesini dile getirdiği bir döneme, bir aya dönüşmesini sağlıyor. Çünkü 28 Haziran 1969 yılında yaşanıyor bu saldırı. Bakalım Türkiye'li LGBT artı hareketi de Haziran ayı boyunca ne gibi etkinlik ve eylemler yapacak? Biz de takipçisi olacağız elbette. Mor Gündem devam ediyor. Tek seyirciler, bugün Gezi direnişini konuşmak istiyoruz. Geçtiğimiz günler boyunca özellikle 27 Mayıs'ta 8. yılı ile ilgili anmalara da tanık olduğumuz, anmaları yaşadığımız Türkiye'de Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesilmesiyle başlayıp ondan sonra tüm ülkeye yayılan demokrasi, özgürlük ve eşitlik taleplerinin öne çıktığı ve bununla birlikte siyasi olarak da yan yana gelmesi çok zor görülen, belki gündelik hayatta bile beş benzemez diye ifade edilmişti Gezi'deki o ünlü sembol fotoğrafta da. Gündelik hayatta pek yan yana bulunmayan insanların, toplulukların birlikteliğiyle birlikte Gezi Parkı'nda bir direniş öyküsü yaşanmıştı ve bir deneyim yaşandı. Aynı şekilde neredeyse 40 gün sürdü. Biz bugün bu direnişin birkaç boyutunu konuşacağız. Öncelikle kadınların ve LGBT artıların direnişteki varoluşundan bahsedeceğiz. Ve tabii ki konuklarımızla birlikte Gezi davasını ve Gezi davasının ne durumda olduğunu da öğreneceğiz hep birlikte. İki konuğumuz var. Aynı zamanda Taksim Dayanışması'ndan olan Mimar Mücella Yapıcı ve çevirmen olan Eylem Çağdaş bugünkü konuklarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhabalar. Hemen başlayalım. Süremiz de kısıtlı. Önce ikinize birden sormak istiyorum aslında. Gezi direnişinin sizler için anlamı neydi? Direnişin başka kısımlarını da konuşacağız ama önce sizler için ne anlam taşıdığını merak ediyorum. İsterseniz Mücella Hanım'dan başlayalım. Ben sözü isterseniz Eylem'e vereyim önce. Ben de merak ediyorum. Onun için ne anlamı geliyor? Bir klişe laf, 3-5 ağaç için işte sokaklara döküldüler, ortalığı yaktılar gibi bir klişeleşmiş bir laf var. Ben gerçekten de 3-5 ağaç için aslında oradaydım. Gerçekten parkı koruma refleksiyle oradaydım. Çünkü kütüphaneler, AKM gibi kültür merkezleri, Emek Sineması gibi kültür merkezleri, dernekler, meslek lokalleri, parklar, bahçeler, müzeler benim için çok önemli alanlar aslında. Yani ben oraları kullanıyorum. Bilgisayarımı alıp gidip oralarda çalışıyorum, sosyalleşiyorum. Gerçekten toplum için de, özellikle yoksullar için de çok önemli yerler buralar. Çok komik paralara sosyalleşebildiğimiz yerler, alanlar. Ve dahası Taksim dayanışmasıyla birlikte hareket eden insanlar, Taksim dayanışmasının sözcüleri ilk gün çadırlarıyla parka gelen insanların birçoğu benim arkadaşım da aslında ya da arkadaşım olabilecek insanlardı. Mücella Hanım gibi çok sevgi, saygı duyduğum insanlar da aslında. Dolayısıyla sevdiğim, saydığım insanlar, arkadaşlarım gaz yiyordu orada, dayak yiyorlardı. Yani bir yerde hani mahallede bir olay vardır, bir yangın vardır, koşup gidersiniz. Yani kayıtsız kalamazsınız. Böyle çok net yaşamsal dertlerle yola çıktık. O an içinde aktık olayların aslında.
Ama bu denli büyük sonuçları olabileceğini düşünmedik. Şimdi sonrasında biraz bunları analiz edebiliyoruz. Üzerine çok makaleler yazıldı, tezler yazılıyor Gezi'nin. Ciddi sosyal ve siyasal sonuçları da oldu şüphesiz. Toplumun silkinip kendine geldiği, üzerindeki o daracık deli gömleğini de yırttığı bir olaydı aslında Gezi. Bir anlamda 12 Eylül rejiminin dikişleri patlamış oldu. Hala da etkili güçlerin nasıl baş edeceklerini bilemedikleri bir meşruiyet ve yönetememe krizine de yol açtı. Yani özellikle 2015'ten bu yana geliştirdikleri provokasyonlar, bu denli kasıp kavurmaları da herhalde bununla ilişkili diye düşünüyorum. Başka toplumun, özellikle de onun çağdaş bir temsili olan sivil toplumun daha çok söz hakkı, itibar, pazarlık gücü edindiği, o güne değin iktidara vermek zorunda kaldığı tavizleri de tek tek geri alışını aslında ifade ediyor. Şimdilik böyle birkaç tespitle ben de sözümü Celle Hanım'a vermiş olayım. Evet, ben çok teşekkür ediyorum Eylem'e. Çok güzel şeyler söyledi. Benim için de öncelikle bir görevdi. Yani ben biliyorsunuz Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu Danışmanı sekreteriyim. Ve biz Mimarlar Odası olarak anayasal görevimiz, mesleğimizi ve meslek ortamımızı ve kentin kamusal değerlerini korumaktır. Bu bizim anayasal görevimiz. Bir başka bu konuda da bir takım anayasal haklarımız var tabii, meslek odalarına verilen. Bu tür konularda idareler yanlış bir şey yaptıysa eğer, onları uyarmak ve yargıya gitme hakkımız var. 2011'de Recep Tayyip Erdoğan, aslında bu şu anda Kanal İstanbul uğraştığımız havalimanı 3. köprü çılgın projelerini açıklarken, bir yandan da seçimlerden önce bu yayalaştırma projesi altında aslında Gezi Parkı'nı ve meydanı ortadan kaldırmayı öngören bir ve Gezi Parkı'nın üzerine bir topçu kışlasının yapılmasına imkan veren bir proje muşladı ve bu hemen bir planla gündeme girdi. İşte o tarihten itibaren benim için bir görevdi. Yani mesleki bir görevdi. Fakat sonunda düşündüğümüz zaman hep beraber, burada ilginç bir şey söyleyeceğim sonu unutmazsam, kadınların ne kadar kadın politikasının Gezi'nin başından beri nasıl önem taşıdığını anlatmak istiyorum size. Pek bilinmez. O zaman tabii Taksim dayanışmasını kurduk, bir açık çağrı yaptık ve biz Gezi direnişi başlamadan önce bir sene her gün eylemde hatırlar Taksim Meydanı'nda bu projeyi anlattık, imzalar topladık, belediyeye itiraz dilekçeleri topladık, hukuka başvurduk, biliyorsunuz o süreci. Ve Taksim Dayanışması kuruldu. Taksim Dayanışması'nın sekreteri olarak da mimarlar ve plançaları odaları görevlendirildi ve ben bir arkadaşım sekreteri olduk dönüşüm. Ben de sözcüsüydüm Taksim Dayanışması'nın. Ondan bu kadar çok görünüyorum. Yani başka bir özelliğim yok. Görev icabı Taksim Dayanışması'nın sözünü ben söyledim. Ama ondan sonra Eylem'in de dediği gibi bu görev olmaktan öte, o şiddetle karşılaştığınızda, o vahşetle karşılaştığınızda artık sadece aydın olmanın görevi, hani bırakın mimar olmanın yarattığı sorumluluğu, ondan sonra zaten insan olarak, aydın olarak ve kadın olarak gerçekten varlık nedeni haline geldi. Benim için ifade ettiği şey şudur, onu Eylem de söyledi, çok güzel anlattı. Hakikaten insanların, hep onu söylüyorum, kendi devrimlerini yaptığı yerdir Gezi. Kafasındaki bir sürü o kilidin kırıldığı, açıldığı, bir sürü sınırların atıldığı, kuşaklar arası o
şeyin şu anda sistemin çok istediği o herkesin tek başına kalıp birbirine temas etmemesi, atomize etmesi bireyleri, kuşaklar arasına suni bir şey ayrım sokması. Yani bütün bunların kırıldığı yerde. Onun için gezip onun dışında da tabii benim için çok acı yanları vardır. Yani bu kadar haklı olduğumuz bir konuda, son derece haklı olduğumuz bir konuda sonuçta hakikaten bir kamusal alanı koruduk ve hukuksuzca yapılan bir eyleme karşı çıktık. 8 tane çocuğumuzun canını kaybetmesi, ya 40'ı aşkın insanın gözünü kaybetmesi, binlerce kişinin vücudu bütününü kaybetmesi, o şiddet. Ondan sonra zaten hepimiz için bambaşka bir hale aldı. Ve benim için onurdur. Yani hayatımdaki en onurlu, belki de en onurlu direnişlerden biridir diye anlatayım size. Yani hala çok uğraşmama rağmen başından beri çıplak aramalar, şunlar bunlar. Yani ayrıca kadın olarak da gerçekten kolay iş değil. Bütün bunların içinde yer al. Hem kadın olarak hem LGBT'yi birey olarak buralarda olmak da kolay değil. Ama gerçekten kadınların ve işte bizim LGBT bireylerin şeyi çok fazladır Gezi'de. Hem yardımları hem oradaki yer tutuşları, mesela onur yürüyüşü son derece önemlidir. Bütün bunlar benim için hayatımın en onurlu günlerindendir Gezi. Onun için bana ifade ettikleri bu. Evet, bitmeyecek. O söylediklerinizin yani bir kısmına tekrar daha ayrıntılı aslında gelmek istiyorum ama şey dediğiniz yer, yani özellikle kadınların ve LGBT artıların çok değiştirdiğini söylediğiniz yere, birbirinden öğrenmenin de çok yoğun yaşandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Yani taraftar gruplarından işte politik olarak birbirine hiçbir yakınlığı olmayan topluluklara, kadınların ve LGBT artıların küfürsüz, tacizsiz, hava sahası dedikleri, homofobik yaklaşımları eleştirdikleri ciddi bir öğrenme ve öğretme, değiştirme süreci de yaşandı diyebiliriz aslında. Birazcık bu kısmını sormak istiyorum, özellikle eyleme sormak istiyorum. Bu konularla ilgili Gezi'nin kendi gündelik hayatında çok tartışma yaşandı ve sizce bu varoluş, kadınların ve LGBT artıların, Lubunyaların oradaki varoluşu değiştirdi mi direnişin şeklini, kimliğini, içeriğini belirledi mi? Ne düşünüyorsunuz mesela bununla ilgili? Ben 2002 yılından bu yana kimi zaman profesyonel, sosyal çalışmacı olarak, kimi zaman da gönüllü olarak LGBT hareketine de katkı vermeye çalışıyorum. Yıllardır aslında söyleye geldiğimiz bir şeydi bu. Yani sadece LGBT hareketinin değil, sosyal mücadele içinde olanların bildiği ve söyleye geldiği bir şeydi bu. Yani iktidarın bizi kutuplaştırdığı, ayrımcı faşizan ideolojileri sosyal atmosfere zerk ettiği, bizi kimliklere bölüp karşı karşıya getirdiği yıllardır söyleye geldiğimiz şeylerdi. Ancak belli çevrelerde bunun yankısı vardı. Kendi aramızda konuştuğumuz şeylerdi. Gezi bir anlamda bunun kitlesel anonsu gibi oldu. Yani bizi bu güç karşı karşıya getiriyormuş. Orada düzen güçlerinin, devlet güçlerinin sokulamadığı bir küçük bir kurtarılmış bölge yarattık orada biz aslında. Yani iktidarın desteklediği suç çeteleri, polis olmadığında aslında kolaylıkla kaynaşabildiğimizi, birbirimize kulak verebildiğimizi gördük. Yani bir de şu da var tabii, beraber gaz yemek, işte orada bir lokma ekmeği paylaşmak, işte can korkusunu paylaşmak da insanları birbirine yaklaştıran şeyler. Yani ortak bir hikayemiz oldu, bir derdimiz oldu, ortak bir mücadele bizi ister istemez yakınlaştırdı. Bu aynı zamanda cinsiyetçi, sınıfsal ya da yaşam tarzına ilişkin yapay bariyerlerin de kalkması demek. Bir anlamda yıllardır aradığımız güveni, sıcaklığı, dayanışmayı geliştirdiğimizi gördük.
Ve yine kadın ve LGBT hareketinin katkısı küçümsenemez. Bunun için uzun yıllar bir mücadele verildi ve hala veriliyor. Beyoğlu olsun, Gezi Parkı olsun, LGBT'nin yaşam alanlarından bir tanesiydi. LGBT örgütlerinin çoğu oradaydı. İşte orada hazır ilişki ağlarımız vardı, belli bir birikim vardı. Dolayısıyla bütün o birikimi ve ilişki ağlarını biz parka taşıdık. Kadın hareketi de taşıdı. Yani sosyal hareketlerin çoğu birikimlerini, networklerini, deneyimlerini taşıdılar oraya. Ve aslında o kadar kalabalığı taşıyabilen de o ilişki ağları. Yani kolay değil ihaşe etmek. O yani o milyonluk kalabalığı, yüz binlerce kişilik kalabalığı ihaşe etmek, kanalize edebilmek çok kolay değil. Dolayısıyla bizde bu doğalıyla bir doğal organik bir lider, yol gösterici konumuna getirdi bizleri orada. Dolayısıyla bir itibar artışı da oldu. Bütün aktivistler için böyle diyebilirim. STK'lar da, sosyal hareket, sivil toplum da itibarını geri kazandı. Keza kadın hareketi de. Böyle yani birbirimize orada kulak vermeye başladık diyebilirim. Mücellem, size ek yapacak mısınız? Yapmaz olur muyum? Öncelikle öncelikle demin söylediğimi mesela Taksim Dayanışması ilginç bir örgütlenmeydi. Herkesin içinde olduğu LGBT'nin, KSK'nin bütün örgütleri yani LGBT'yi örgütlerinin de müdahil olduğu, kadın örgütlerinin müdahil olduğu bir dayanışma örgütlenmesiydi. Hatta bazıları da ben temsil ediyordum. Çok fazla da ben hem Morçatı'nın temsilcisiydim orada hem de ama sekreter kadın temsilcisiydim ama bunu çok kullanamıyordum. Fakat şöyle bir şey, o toplantılar sırasında bu kadar sağlıklı kararlar alınabilmesi, bu kadar beş benzemez örgütün, yani inanılmaz farklı örgütün, bir ara 200'e ulaşmıştı katılımcı sayısı. Ortak karar alma terbiyesi kadın hareketinin tecrübelerinden yararlanarak yapılmıştır. Yani mesela oylama yapılmıyordu. Bu kadın hareketinin öğrettiği bir şeydi. En son ikna olana kadar tartışmalar sürdürülüyordu. Ve yol verme, hani bizim toplantılarımızdaki yol verme kuralı işleniyordu. Bu çok ilginç. Yani bu kadar karma örgünü aslında homofobik örgütün, yani bunu söylemek lazım açıkça, bizim çok devrimci solcu örgütlerimiz, bazı meslek örgütlerimiz de homofobik, ne yazık ki öyle. Hani içlerinde biz kadınlar olmamıza rağmen çok ciddi mücadele, karma örgütte bir kadın mücadelesi o kadar zor bir şey ki, hem de LGBT'yi mücadelesi. Fakat Gezi bunun önünü açtı. Çok ciddi söylüyorum Gezi. Şimdi ondan sonra zaten daha ilk gün 27 Mayıs akşamı Eylem çok güzel söyledi. Yani Taksim Parkı onların bir yandan hem sokak çocuklarının, evsizlerin, hem LGBT bireylerin, hem bizlerin yaşam alanıydı. Yani onun için ilk gece nöbette sanıyorum iki tane trans arkadaşımız vardı. İlk orada şeye kadar, sabaha kadar ve inanılmaz yani sonunda hani diyor ya Eylem, biz örnek olduk, doğal lideri olduk. Gerek mücadele biçimleriyle, gerek oradaki kararlılıklarıyla kadınlar ve LGBT'ler. Biz biraz galiba kadınlar ve Lubunyalar o kadar çok şeyle uğraşıyoruz ki, baskıyla, şiddetle ve doğal olarak direnme gücümüz, şimdi diğerlerine ayıp olacak ama biraz daha fazla ve direnme biçimimiz de farklı. Yani şey etmeden sabırla direnmeyi biliyoruz. Mesela ben kadın örgütleri gelir gelmez ilk yaptıkları şey, bütün sokaklardaki o işte idarecilere küfürleri, cinsiyetçi küfürleri mor boyalarla silmek oldu. Sonra erkek arkadaşlarla başladık.
küfür tartışmalı, biz küfredeceğiz. O zaman kadın örgütleri küfür atölyesi açtı. Eylem, sen hatırlar mısın küfür atölyesini? İnanılmaz bir çalışmadı. Ve ben şeyi çok iyi hatırlarım, çünkü kürsüde ben vardım, böyle masadan çarpık çırpık bir kürsüde bir şeyler söylüyordum. O arada Beşiktaş geldi şey tarafına, parka. Fakat nasıl bir cinsiyetçi küfürlerle geldi? Yani Çevik Kuvvet'in şeyinden homoseksüelliğini söyleyerek falan girdiler içeri. Parkta bir suskunluk oldu ama onlar yine işte İbne Çevik Kuvvet diye bağırıyorlar, ediyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım kürsüde. Hani arkadaşlar bunu kullanmayın falan. Hakikaten durdum. Ondan sonra bir sessizlik oldu. Parktan hatırlarsınız hepiniz. İncecik bir ses. Bence sanıyorum bir LGBT'yi arkadaşın sesiydi. Velev ki İbne'yiz, alışın her yerdeyiz diye bir slogan attı. Tek kişi. Sonra bütün o park, önce parkın kadınları hep bir ağızdan velev ki İbne'yiz, alışın her yerdeyiz diye slogan attı. Ve sonra bütün park ahalisi, kadın erkek bu slogana katıldı. Çarşı bakıyor şimdi. Böyle kaldılar. Bir baktım, birdenbire göz göze geldim. En şiddetli sloganı onlar atmaya başladılar. Velev ki İbne'yiz, alışın her yerdeyiz. Bu benim şimdi böyle bu kadar açık söylüyorum. Artık çünkü söylenmesi gerektiğine inandığım için söylüyorum. Ben de sınırlarımı kaldırdım. Çok eleştirildiğimi hatırlıyorum. Ben bir takım cümleleri kurduğum için erkek arkadaşlarım tarafından. Ya sen temsil yetkisi olan bir kadınsın. İşte bunları niye söyledin diye. Ama sonra ne oldu? Uzunca bir süre. Şimdi bozuldu o şey. Maçlarda cinsiyetçi küfür atılmaz oldu. Bu Gezi için çok büyük bir okul. Yani dil, dilin düzelmesi. Çünkü dilde başlıyor her şey. Bunun çok önemli bir şey oldu. Dahası bütün bu homofobik sendikalar, meslek örgütleri, yine bana kızacaklar ama söylüyorum. Sonra bir LGBT'yi bireylerin olduğuna ve bunların gerçekten son derece birinci, hani derler ya, benim de gay arkadaşlarım var. Sevgili Boysan, canım benim Boysan Yakar'ı buradan ne yollayayım bilmiyorum. Hayatımdaki en iyi dostlarımdan biriydi. Boysan sempozyumlara katılmaya başladı. Ya bayağı bir kent sempozyumunda şöyle başladı yanına. Benim de heteroseksüel arkadaşlarım var. İyi insanlardır. Yani bu Gezi'nin marifetiydi. Yani onu Eylem çok güzel anlattı ama kadınların hem mücadele biçimleri, o forumlar, forumlardaki, dikkat edin, forumlar da böyleydi. Aslında kadın toplantılarının çok çok büyükleriydi. Ve son derece sağlıklı sonuçlar alınabiliyordu. Yani bence bütün Gezi bir kadındı. Yani kadın hareketiydi. LGBT'ydi. Öyle baktığınızda. Onun için burada bunun önemini yadsıyamayız diye düşünüyorum. Benim için önemli olan bir iki şey daha var. Şimdi mecburen kadın hareketi de LGBT'yi artı hareketi de sadece cinsel dertlerimiz, yani kimlik dertlerimizi baskıyla, şiddetle, tacizle, şuna bununla uğraşıyordu o güne kadar. Fakat bunun bir yanının da aslında bütün bu baskı, şiddet, bütün bu politikalarının çok önemli bir yanında bu kentsel kamusal alanların yok edilişi, bunların asıl nedeni, işte bu kapitalist politikaların aslında erkek egemen zihniyetle beslendiğini, onun için sadece şeyle ilgilenirken zor bizim işimiz. Yani hem kadın hareketinin hem LGBT hareketinin işi zor. Hem bir yandan bunlarla, şiddetle, tecavüzle, haklarımızla, en temel haklarımızla ilgilenirken ama aynı zamanda da siyasetle,
Yani işte kent siyasetiyle, çevre siyasetiyle, ne bileyim, bununla da ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü o alanları boş bıraktığımız zaman o iş arkadaşlar sadece karma örgütlerde çalışan feminist kadınlara ya da LGBT bireylere düşüyor ve bizler çok güçsüzleşiyoruz. İşte Gezi aslında kadın hareketi ve LGBT'nin de bir şeyler kazanmasına neden oldu. Anlatabildim mi? Yani ortanızda işte bir sürü kentsel dönüşüm meselesi varken bütün bunlar sizi savaşla falan ilgili ama bütün bu kent politikaları, bütün bu çevre politikalarının aslında en büyük zararını yine kadınlar, çocuklar, LGBT bireyler, konut politikalarını yaşıyorken bunlardan kendimizi, bunlara bakmamak bizi ondan yalıtıyordu. Gezi çift taraflı bir okul oldu. Yani sadece Gezi'deki diğerleri şeyden öğrenmedi, kadın hareketinden ve LGBT'den. Bizim hareketlerimizde farklı bir alanın, sağlık politikalarıyla ilgilenmiyor demiyorum, yanlış anlaşılmasın, ama genel olarak daha kapalı işlerimiz var bizim. Öyle haklıyız, yani öyle olmak zorunda, ama maalesef biz bir yandan hem emek mücadelesini hem bu çevre mücadelesini yürütürken diğer yandan da kendi kadın ve LGBT mücadelesini yürütmek zorundayız. Bunu yapabilir miyiz? Evet, biz bunu yaparız. Çünkü biz hem sakız çiğneyip hem yürüyebiliyoruz. Yani bu bizim bu bizde var. Dikkat ederseniz Gezi'den sonra da, Gezi'den önce de bu toplumda, toplumsal direniş, toplumsal olaylarda tek yılmayan işte onur yürüyüşleridir ve kadın 8 Mart'lardır. Orada hiçbir şey olmadı. Hiçbir direngen. Ve bu direngenlik, bu ısrar ve bu bir araya gelme, kadın hareketi, bir araya geliyoruz. İşte İstanbul Sözleşmesi'nde bakın. Gezi bunun şey biçimiydi. Yani bütün siyasetlerin, ama ne kadar güçlü olunduğunu, biraz daha bütün siyasetler gözlerini azıcık kadın hareketine, LGBT'yi hareketine çevirdikleri zaman oradaki büyünün ne olduğunu anlayacaklar. Onun için benim için Gezi bu açıdan çok çok önemlidir. Yani bu iki deneyimin birlikte bir araya geldiği bir alandır ve dünyanın en mükemmel, ilham verici, empati dolu direnişini yaratmıştır. Evet. Onun için çok çok önemlidir. Gezi'deki herkes sanırım en çok kadınlardan ve LGBT artılardan yatay örgütlenmeyi, eşit iletişim kurmayı, evet, hiyerarşik, evet, olmayan ve şiddet içermeyen iletişim biçimlerine dair çok şey öğrendi diyebiliriz. Bakın aslında. Bakın işte şey de o, Taksim dayanışması da o. Yani bu kadar örgüt ve hiyerarşi yok. Evet, evet. Ve siyaset, siyasilerin şeyi yok. Yani eylemin içindeler, her türlü katkıyı veriyorlar ama orayı kendi siyasi ne diyelim, gösteri alanları için kullanmamaları için söz hakları yoktu. Bu kadın hareketinden alınmış bir şeydir, evet, o eşitleme adına. Evet, şimdi aslında biraz eyleme onur yürüyüşünden bahsedildi. Onu sormak istiyorum. Özellikle Gezi'nin içerisinde yaşandı o dönemin onur yürüyüşü ve Türkiye'deki en kalabalık onur yürüyüşlerinden bir tanesiydi. İlmek ilmek örülmüş, adım adım büyümüş bir hareketin zirve onur yürüyüşü sayabiliriz belki de. Hem destekçisi çok, evet, fazlaydı, hem de gördüğümüz en renkli, en coşkulu onur yürüyüşlerinden bir tanesiydi. Onu değerlendirmenizi rica ediyorum. Bir de oradan sonra bugüne doğru, 2015'te de yasaklandı çünkü onur yürüyüşleri. Evet. Eylemden birazcık o kısmı dinlemek istiyorum. O onur yürüyüşünü, o dönemi ve sonra buraya doğru gelirkenle ilgili ne muhteşem düşünüyor? Muhteşem de değil mi? Muhteşem. Dediğiniz gibi çok mucizevi bir aralıkta aslında o yıl. Yani birçok şahane şey arka arkaya gerçekleşti.
İşte hoş bir tesadüf olarak da 2-3 gün sonra, yani parkı dağıttılar. Ama 2-3 gün sonra trans onur yürüyüşü vardı. Yani 19 Haziran'dı galiba. Ve sonuçta o dağıtılan kalabalık akacak bir mecra da arıyordu. Ve bayağı bir on binlerce insan yürüdü. Bu bir şüphesiz harekete bir kitlesellik, bir ivme kazandırdı. Ondan sonraki onur yürüyüşü de yine 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Ben notlarımı da karıştırdım. Hani o yıllarda neler olmuş, neler bitmiş. Şey çok dikkatimi çekti. Trans onur yürüyüşünde, 3. trans onur yürüyüşünde sonunda her zamanki bir basın açıklaması yaptık biz. Bir bildiri okuduk. Oraya da Gezi damgasını vurmuş ve o yılların belki o dönemin ruh halini de yansıtır diye düşünerek bir pasaj okumak istiyorum. Ben hakikaten çok coşkulu ve yüksek bir ruh halindeymişiz ki bu basın açıklamasını yazmışız. Mesela şey demişiz sonunda, zalimlerden insaf, adalet beklemek gibi bir saf dillik içinde değiliz. Esas olarak halkımıza seslenmek istiyoruz. Halk olarak kanla, zulümle, katliamla özdeşleşmiş kaderimizi parkları, sokakları, meydanları birer halk meclisine dönüştürerek tersine çevirdik. Despotluk ve zulümle ferş olmuş Orta Doğu'da umudu gerçek kıldık ve kardeşleştik. Çok zor kavuştuk, çok zor barıştık ve artık birbirimizi bırakmayalım. Yüzümüzü birbirimize dönelim ve artık gerçekten birbirimize kulak vermeye başlayalım. Gezi kardeşliği hepimize çok büyük kazandırdı. Kardeşleşerek devam edersek çok daha büyük kazanacağız kuşkusuz. Kısacası bu şanlı direniş, bu bir aylık tatlı kaos, bizlere başından beri doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Dün olduğu gibi bugün de direnmeye, umudu taşımaya devam edeceğiz. Adliye karakol kapılarını her gün zorlayacağız. Toplumsal cinsiyetin siyahları olan bizler, dünyanın tüm siyahlarıyla birlikte kol kola sokaklarda özgürlük şarkıları söyleyeceğimiz günleri hep beraber yaratacağız. İnanın translar özgür olsa dünya yerinden oynar. Transların özgürlüğü tüm toplumu özgürleştirecektir. Yaşasın Gezi kardeşliği, yaşasın parkların kardeşliği diye gidiyor. Böyle bu kadar yüksek bir ruh halindeymişiz. Yani bunu fark ettim ve böyle zor zamanlarda da ara ara dönüp okuduğum bir şeydir, bu metindir. Bu. Yani bunu da unutmamalıyız. Böyle bir aralık, böyle bir coşku yaşandı. Yani o zaman yapabildiysek her zaman yapabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ülkemizde böyle şahane şeylerin olmasına pek izin verilmiyor. Buna cevap da kısa sürmedi. Buna gelecek tepki. Sert bir tepkiyle karşılandı. Çünkü Beyoğlu'nu bırakmadılar aslında LGBT'ler. Gezi'den sonra da vazgeçmediler oradan. Belli bir toplumsal kabule de ulaştılar o yıllarda. Yani eskiden devlet şey diyordu. Toplum bunlar zaten marjinal. Toplum bunları kendi arasında boğar, etkisizleştirir diye bir düşünce vardı devlette ve ciddiye almıyordu. Sonra toplum devletin önüne geçti. Yani belli bir toplumsal kabule ulaşıldı. Ve ondan sonra da artık devlet şey demeye başladı. Yani iş başa düştü diyerekten kendisi cepheden doğrudan saldırmaya başladı. Düşmanlaştırma, şeytanlaştırma politikasını izler oldu. 2015 yılından itibaren. Çünkü gerçekten yüz binlerce kişinin yürüdüğü Pride'lara ulaşmıştık. Bunun taşları yerinden oynatma ihtimali vardı. Dolayısıyla ciddi bir refleksle karşılandı. Ve 2015'ten bu yana da akıl dışı yasaklarla uğraşıyoruz. Ama yani dönem dönem baskılar artsa da bazı şeylerin ben kadın hareketi içinde, LGBT hareketi içinde geri çevrilemez olduğunu düşünüyorum. Yani şey olabilir... Dönem dönem baskıyı arttırabilirler, bombalar patlatabilirler, birçok şey yapabilirler ki yapıyorlardı. Ama elde edilen kazanımların tümüyle de silinemeyeceği açık. Artık
belli bir temele, rüştünü ispat durumuna ulaştığını düşünüyorum ben. Kadın hareketinin ve LGBT hareketinin. Geriye çevrilemez buluyorum bu noktadan sonra. Çok güzel özetlediniz. Bildiri gerçekten şu an dinleyince de bütün Gezi'nin aslında ne bıraktığını, bugün Boğaz içinde birbirimizi bırakmayacağız diyenlerin ya da son İstanbul Sözleşmesi eylemlerindeki özellikle gökkuşağı bayraklarına, trans bayraklarına saldırılarda birbirini bırakmayanları gösterdi hemen bize. Etkisi sürüyor. Bu bile herhalde oldukça önemli bir kazanım diyebiliriz. Süremiz azalıyor giderek. O yüzden şey olmadan Gezi davasıyla ilgili de aslında Mücella Yapıcı'dan bilgi almak istiyoruz. Nedir son durum? Dava neden tekrar devam ediyor? Ne oluyor sizce? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte bu yüzden. Yani eylemin o bildirisini okuyunca içimizdeki o beliren umut ve o, yani nasıl anlatayım ki bu hissi, o kardeşlik hali, o özlem. Bu hakikaten sadece kadın hareketi, LGBT hareketi değil, bu toplumsal tarihte geri döndürülemez bir iz bıraktı. Şimdi bir başka hafıza yarattı, bir direniş hafızası hep birlikte. Şimdi bu tehlikeli bir şey şeyler için, işte bu iktidarlar için, özellikle baskıcı iktidarlar için son derece tehlikeli bir şey. Ve ne yapmaları gerekiyor? O korku iklimiyle, baskıyla, özellikle eylem o kadar güzel anlattı ki üstüne konuşmak istemiyorum. Yani keşke kapatsak programı. 2015'ten beri diyor baskıcı rejim, farklı bir tarihi, yani geçmişi yeniden yazmak istiyor ki gelecek nesiller bu muhteşem deneyden, bu dersten, bu kardeşliğin ne kadar mükemmel bir şey olduğundan ve ne kadar yaratıcı, ne kadar dönüştürücü, ne kadar devrimci bir şey olduğunu öğrenmesinler diye. Onun için sürekli Gezi kriminalize edilmeye çalışılıyor. Davalar da tam da bunlar üzerinden, bizle ilgili değil bu davalar aslında. Biz seçilmişiz bir şekilde, bizim üzerimizden bizi yıldırarak tekrar herkese susturmak, bir araya getirmemek, dirençlerini kırmak ve farklı bir Gezi hikayesi yaratmaya uğraşıyorlar. Allah aşkına, tarih kitaplarında Gezi var. Sanki şey gibi ve son derece yanlış, çocuklara Gezi anlatılıyor. Şimdi bu noktada bu davalar bu açıdan çok önemli. Fakat yine istediklerini yapamıyorlar. Yani yapamayacaklar. Yani düşünsenize hali, yani ben ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorum. Beraat ediyorum, yine yargılanıyorum. Başka türlü yargılanıyorum. Osman Kavala 3,5 yıldır şeyde, suçsuz, en son Gezi'ye getirdiler, olmadı. Aldırdılar, casusluğa götürdüler, olmadı. Şimdi aldırdılar, casusluğu Gezi'ye getirdiler. Beraat etmiş Çarşı davasının 6 senesinin beraatlerini bozdular. Onu getirdiler. Daha neler var, o 15 Temmuzlar falan da geldi. Bilmiyoruz yani ne olacağını. Davalar bu. Ha, olabilir. Ne olabilir? Bizim hepimizi şeye de alabilirler, tutsak da edebilirler. Ama yine de bu afile. Çünkü nesilden nesile aktarılacak bir başka öykü var artık. Yani resmi tarihin dışında bir tarih var. Sadece de kaynaklar, Türkiye'deki iktidarın kaynaklarıyla sınırlı değil. Gezi dünyaya ilham vermiş bir toplumsal direniş hareketi. Hani bu yaptıkları bu davalar hukuk denilemeyecek. Asla hukukla ilgisi olmayan, asla olmayan. Ya Türkiye'nin en mükemmel duayen hukukçulara artık ne diyeceklerini şaşırdılar. Burada hukukun olmaması da son derece önemli. Davalar sadece Türkiye'deki hukukun, iktidarın
baskı aracı olarak nasıl kullanıldığını gösteriyor ki bu da ayrı bir problem. Sadece o işe yarıyor. Onun için çok zor. Gezi umuttur. Yani diyoruz, umuttur Gezi. Hepimizi hatırladığında güçlü kılan, o kardeşlik halini özleten, ilk aşk gibi bir şey unutabilir misiniz ya? Tam burada bırakalım isterseniz. Çok güzel bir nokta koydunuz. Çünkü süremizin de sonuna geldik. Gerçekten. Onun için nafile çabalıyorlar. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Hem katıldınız hem resmi olmayan bir tarihi burada bizimle paylaşıyorsunuz. Ve bu da aktarılacak bir tarih izleyen herkes için de. Tekrar teşekkürler. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bu haftada iki kitabımızla bitireceğiz programımızı. Gezi direnişinin kaldığı yerde birazcık da içimizi karartan bir sürü şeye rağmen içimizi aydınlatan kitaplar da okumak istiyoruz. Sadece içimizi aydınlatan, hafızamızı tazeletmek değil. İki tane roman önermek istiyoruz bu hafta size. Bir tanesi Kadınlar Alemi isimli bir roman. Çok klasik bir hikayeyi anlatıyor. Erkeklerin genetik bir deformasyondan dolayı soyu tükeniyor ve dünya kadınlara kalıyor. Ve gerisi tüm kadınlık deneyimlerinin bir arada oldukça şakacı bir üslupla, mizahla nasıl yaşandığı ve nasıl deneyimlerin ortaya çıktığı ile ilgili bir hikaye. Belki sizleri de birazcık olsun tebessüm ettirebilir. İkinci romanımız da Kız Kardeşim Seri Katil ismini taşıyor. Kitabın tek kötü tarafı kapağı diyebiliriz. Onun dışında çok güzel bir iki kız kardeş hikayesi. Aynı zamanda kız kardeşlerin bir tanesinin diğerinden bir ton açık siyah olmasının bile nasıl bir dünyada onu yaşattığını, çok acımasız bir dünyayı yine mizahla çok iyi anlatmış 31 yaşındaki Nijeryalı bir yazara ait kitap. O nedenle bu kitabı da sizlere belki yaza girdiğimiz şu günlerde bir nebze olsun ferahlık sağlaması açısından önerebiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.